MIT açık ders malzemeleri lineer cebir 1806 31. ders. Pekala. Artık bu dersin sonuna yaklaşıyoruz. Bu ders bir taban değişimi ile birlikte doğrusal cebirin karışımı olacak. Ve taban değiştirme bir tabandan diğerine geçiş uygulamalarında karşımıza çıkar. Ve bu uygulamalardan söz etmek istiyorum. Biraz sıkıştırma ile ilgilenmiştim. Bir sinyal sıkıştırma. Bir görüntü sıkıştırma. E i̇şte bu aslında bir taban değiştirmedir. Ve sonra bu bölümün ana teması koordinatlardan bağımsız inceleyebileceğimiz Doğrusal dönüşümle koordinatlar cinsinden bu dönüşümü bize veren matris arasındaki ilişkidir. Demek ki matris bir doğrusal dönüşümün koordinatlar cinsinden tanımlanmasıdır. İşin güzel yanıyla başlayayım. O da görüntü sıkıştırmak olacak. Hepiniz bir şekilde sıkıştırmayla karşılaşacak. Çünkü elde ettiğimiz verinin boyutunu biliyorsunuz. Bu dersler de aslında sıkıştırılmış. Benim hareketlerimi biraz atlamalı bulabilirsiniz. Bu kelimeyi kullanmalı mıyım? Web'de baktınız mı? Bunun için daha iyi bir kelime bulmak istiyorum. Sıkıştırılmış diyelim. Demek ki tam sinyal var. Tabii ki bu video kameradaki ve video teyplerdeki olan ancak bu bina 9'un en altına kadar gidip ve oradan da atlamalı bir harekete dönüşüp geriye dönüyor. Çünkü görüntüyü sıkıştırmak için standart bir yöntem kullanıyor. Ve fark ettiğiniz gibi tahtada yazılı olan çok temiz gözüküyor. Fakat fazla sayıda bite ihtiyacı olan benim hareketlerim değil mi? Dolayısıyla ve ben oraya koşup tekrar geri koşarak gelseydim, bu çok fazla sayıda bit gerektirecekti. Ve ben daha da sıkıştırılmış olacaktım. Yani sıkıştırma ne demek? Sadece hareketsiz bir görüntü düşünelim. Ve tabii ki oydular, iklim hesaplamaları, yanma hesaplamaları, bilgisayar ve her türde sensörler, bize karşı konulamaz miktarda veri sağlıyor ve de bunlardan biri. Şimdi bazı sıkıştırmalar kayıp olmadan da yapılabiliyor. Kayıpsız sıkıştırma mümkün olabilir. Çünkü aralarında fazlalıklar var. Kayıpsız sıkıştırma sadece bir çeşit fazlalıklar olması gerçeğini kullanarak mümkündür. Ancak ben burada kayıpların olduğu sıkıştırma hakkında konuşacağım. Bahsettiğim şu. Burada bir görüntü var. Ve bir görüntü neden oluşur? bir sürü küçük piksellerden oluşur. Belki 512'ye 512'liktir. 2 üzeri 9'a 2 üzeri 9'luk pikseller. Ve bu durumda bu bir numaralı piksel. Demek ki bu bir piksel olur. Ve siyah beyazda çalışıyorsak tipik bir piksel 0'dan 255'e giden bir gri skala verecek. Dolayısıyla piksel Genellikle bu x'lerin birinin değeridir. Yani bu i'ninci piksel olabilir. Ve genelde 0'dan 255'e kadar skala da gerçek bir sayıdır. Başka bir deyişle bu da 2 üzeri 8 farklı seçim demek olur. Genelde standart bu. Şurası 8. 8 bit. Fakat bu her bir piksel için geçerli. Dolayısıyla 512'nin karesi kadar pikselimiz var. Ve x r üzeri de bir vektör. Ve n nedir? n 512 karedir. İşte problemimiz bu. Hemen şuradaki. Piksel bize görüntüler hakkında bilgi veren bir vektör. Özür dilerim. Ortaya çıkan görüntü şu boyuttaki bir vektör. Bu görüntü hakkında elimizde olan bilgi eğer renkli bir görüntü ise bunun 3 misli bir uzunluğumuz olurdu. Çünkü renklendirmemiz gerekli. 3 koordinatımız olacaktı. Demek ki bu 3 çarpı 512'nin karesi olacaktı. Bu çok büyük boyutta bilgi içeriyor. Ve bu ders için görüntüyü sıkıştırmadan yollayamazdık. Sistem çok fazla yüklenirdi. Dolayısıyla sıkıştırmak gerek. Standart sıkıştırma yöntemi ve bu dersler için hala kullanılan sistem JPEG olarak bilinir. Bunun Joint Photographic Experts Group yani Bileşik Fotoğrafçılar Eksperleri grubunun baş harfleri olduğunu sanıyorum. Onlar bir resim sıkıştırma sistemi oluşturdular. Şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Bu bir taban değiştirmedir. Elimizdeki taban ne? Şu an kullandığımız tabanda standart tabanda diyebilirsiniz. Her piksel bir değer verir. Bir x vektörümüz oluşur. 512'nin karesi uzunluğunda olan ve diyelim ki E'ninci pozisyonda 121 veya bunun gibi bir şey, onun yanındaki piksel 124 olabilir. Belki kravatımın resme girdiği bölüm ve çoğunlukla mavi gömlekse bu hafif bir ton farklılığı yaratabilirdi ancak yakın değerler olacaktı ve kravat başka bir renk dolayısıyla gömlek için birkaç pikselimiz olurdu. Ve tahta için çok daha fazlası. Ve bunlar birbirlerine yakın olurdu ve bunlar yüksek korelasyonlu olanlar. Örneğin derse başladığımda eğer boş bir tahtamız olsaydı bir görüntü olacaktı. Ancak bu görüntünün tüm piksel bilgisini vermek için bir neden olamazdı. söylemek istediğim tüm gri zeminlerin piksel değerlerinin aynı olması veya aynıya yakın olması. Belki tahtayı silmiş olmamın getirdiği bazı farklılıklar olmuş olabilir. Ancak değerler çok yakın. Dolayısıyla bu görüntüde standart tabanın kullanılması çok aptalca olur. Standart tabanla ilgili temel nokta teker teker tüm piksel değerlerini verirken bir sürü eşit veya yakın piksel değerlerinin olduğu avantajını kullanmadı. Bu benzerlik durumunun avantajını nasıl kullanabiliriz? Taban vektörlerimin arasına tüm elemanlarının bir olduğu bir vektör koymak harika olurdu. Bu standart tabanımızda yer alan bir vektör değil. Dolayısıyla bir kez daha yazayım. Standart tabanımız. Bir tane bir ve diğerleri sıfır. Ve sıfır 1 ve diğerleri sıfır. Hepiniz standart tabanın olduğunu biliyorsunuz. R'nin başka herhangi bir tabanı bu çok büyük boyutlu uzay için ve şimdi daha iyi bir taban hakkında konuşacağım. Daha iyi bir taban. Ve bunu yineleyelim. Bu tabanda görmek isteyeceğim çok güzel bir vektör. Birlerden oluşan bir vektör. Bu niye böyle? Bir kez daha söyleyeyim. Çünkü birlerden oluşan bir vektör tek başına birler tek başına 3 boyutlu görüntüyle ilgili bilgiyi aktarabiliyor bizim görüntümüz üç boyutlu olmayacak. 3 boyutlu ve sinyal karışımı olacak. Bu tek vektörün bile tabana eklenmesi bize büyük kazanç sağlayacak. Şimdi soru şu. Başka hangi vektörlerin bu tabanda yer alması gerekir? Bu tabandaki uç sınır vektör 1, eksi 1, 1, eksi 1, 1, eksi 1, -1, 1, 1 vektör olabilir. Bu vektör sanki bir kontrol mekanizması, bir dama vektörü gibi davranır değil mi? Eğer görüntü kocaman bir artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi dizaynı olsaydı bu vektör tüm sinyali bilgisini saklıyor olacaktı. Belki daha alışılmış olan görüntünün yarısı daha koyu, yarısının da açık renk olması durumudur. Demek ki işimize yarayabilecek bir diğer vektör yarısı artı birlerden diğer yarısı ise eksi birlerden oluşan bir vektör. Ben sadece bu tabanın nerede olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Her şeyden önce emrimizde olan tabanları elde ettik. Bunu seçmekte özgürüz gibi aslında 1 milyar dolarlık bir seçim yaptık. Televizyonla uğraşanlar sinyalin tarandığı yönteme göre belli bir tabanı tercih ederken sinemacılar farklı bir tabanı tercih edebilir. Vurgulamak istediğim bu soruda muazzam politika var. Ve sonunda tüm bunları bir doğrusalcı bir problemine indirgemiyor. Taban seçme problemine. JPEG'in kullandığı en bilinen tabanı şimdi size vereceğim. Bu da Fourier tabanı. Fourier tabanını kullandığınızda bunun içerdiği bir sabit vektör. Bu elektrik mühendisleri için dc vektörü, i birler vektörü, 1, 1, 1, 1. Genelde 8'i e 8'lik iyi bir seçimdir. 8'e 8 iyi bir seçim. 8'e 8 ile e ne demek istiyorum? Söylemek istediğim büyük sinyal bunun 512'ye 512'lik olduğunu biliyoruz. JPEG bu sinyali 8'e 8'lik bloklara ayırıyor. Ve bunun tek seferde anlaşılması oldukça zor. JPEG bu 8'e 8'lik bloğu alıp bu 64 katsayı demek 64 piksel ve bu blok üçgeninde tabanı değiştiriyor. Ve şimdi bakalım. Fourier'i yazacaktım. Fourier'i tüm bu birler vektörü ve sonra daha önce Fourier matrisi konusunda bir dersimiz olmuştu. Sütunları karmaşık bir W sayısının kuvvetleri olan matris. Bunu yinelemeyeceğim. Çünkü Fourier tabanının detayına inmek istemiyorum. Tek yapmak istediğim sıkıştırmanın nasıl çalıştığını anlatmak. JPEG'de ne oluyor? Videoya, bu derslerin görüntüsüne ne oluyor? 8'e 8'lik bloklara ayrılıyor. Her bir bloğun içinde 64 tane kat sayı var. 64 tane taban vektörü, 64 piksel ve 64 boyutlu uzayda Fourier vektörlerini kullanarak taban değiştiriyoruz. Bunun kayba yol açmayan bir adım olduğunu görmeliyiz. Bunu vurgulayalım. X sinyalimiz geliyor. taban değiştiriyoruz bu taban değişikliği tabanı değiştiriyoruz daha iyi bir taban seçiyoruz. Bu bize C katsayılarını üretiyor. 64 piksel giriyor ve 64 tane katsayı çıkıyor. Şimdi sıkıştırma geliyor. ve buraya kadar kayıp yok. Bu sadece biliyoruz ki R64'ün bir sürü tabanı var. Ve biz birini seçtik. Şimdi o tabanda sinyali şimdi o tabanda yazıyoruz. Ve şimdi bu dersin matematik kısmı. Şimdi burada uygulama kısmı var. Ve bir sonraki kısımda sıkıştırma adımı olacak. Ve orada kayıplarımız olacak bilgi kaybedeceğiz. Ve bu adımda gerçekte ne olacak? İlk yazacağım şey küçük olan katsayıları atmak olacak. Buna eşikleme denir. Bir çeşit eşik tanımlıyoruz. Her bir katsayı eşik değerimizin üstünde olmayan taban vektörlerin değerini ve eşik değerine eşitliyoruz ve bu farkın gözü görülemeyeceği değerler için yapılıyor. Ya da bu taban vektörümüz bu kısmın kalıp kalmayacağına bağlı olarak çok az fark görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sıkıştırma adımı bir sıkıştırılmış küme katsayılarını oluşturuyor. Burada devam edeceğim. Bu böylece devam ediyor. Sıkıştırma adımı C şapka katsayısını üretiyor. Ve bir sürü sıfırla demek ki sıkıştırma bu noktada geldi. Tümü birlerde olan vektörün katsayısı genelde büyük olur. Bunu nadiren atmamız gerekir. Genellikle onun katsayısı büyük olacak. Fakat bunun gibi bir şeyin katsayısı bu hızlı alternatif vektör ancak onun çok küçük bir kısmı düzgün bir sinyalde görülebilir. İşte bu yüksek frekans olur. Bu düşük frekans, sıfır frekanstır. Bu şey sahip olabileceğimiz en yüksek frekanstır. Ve eğer gürültü, cızıltı bunun gibi bir çıktı yaratıyorsa ancak bunun gibi düzgün bir derste bu yüksek frekansın çok azı bulunur. Bu derste gürültü çok az. Peki atabileceğimiz her şeyi atıyoruz. Ve birkaç kat sayıyla kalıyoruz. Ve sinyali sadece bu katsayıları kullanarak yeniden oluşturuyoruz. Bu sayıları alıp tekrar taban vektörleriyle çarpıyoruz. Ancak toplam artık bize 64 terim vermiyor. Herhalde yaklaşık 2 veya 3 terim kalır. Diyelim ki 3 terim kaldı. 64 terimden 3'e düştük. Bu 21'i 1'e düşüren bir sıkıştırma. Peşinde olduğumuz böyle bir sıkıştırma işte. Ve herkes de bu tip bir sıkıştırma istiyor. Bakalım sanırım FBI ve parmak iziyle ilgili problemi biliyoruz. Bir sürü hareketsiz görüntü var. Biliyorsunuz baş parmağınız mürekkepli şekiller oluşturuyor. Ve bunlar derlenip bir yere yollanıyor. Eskiden Washington'a yollanır ve büyük bir dosyada saklanırdı. Yani Washington'da 30 milyon katil sınavlarda kopya çekenlerin ve başkalarının parmak izleri saklıydı ve bunlara vaktinde ulaşmak mümkün değildi. Örneğin polis karakolundasın, sana peki bunu şu kişi yapmış olabilir diyorlar. Washington'a bu kişiyle ilgili parmak iz örneğinin olup olmadığını soruyorlar. Washington'da çekmeceler dolusu parmak izi örnekleri saklı. Ve bunun cevabını almak en az bir hafta sürer. Buna göre en doğal şey bunları dijital sinyale dönüştürmek. Onun için tüm parmak izleri örnekleri şimdi dijital olarak saklanıyor. En azından elektronik ortamdalar. Ama hala her birinde çok fazla bilgi saklı. Demek istediğim her bir parmak izinin dijital görüntüsü 512 kareye 512 karelik pikselse eğer o kadar piksel varsa. Demek ki sıkıştırmak gerekir. FBI'nin bu sıkıştırmayı hangi tabana göre yapacağına karar vermesi gerekir. Ve bu nedenle de Batı Virginia'da yeni bir merkez kurdular. Ve parmak izleri şimdi oraya gidiyor. Sanırım artık parmak iziniz polis merkezinde alındığında eğer gelişmiş bir merkezse parmak izi dijital olarak alınıp sinyal dijital olarak yollanıyor. Ve sonra Batı Virginia'da bu sinyal sıkıştırılıp endeksleniyor. Ve sonra sizi bulmak istediklerinde birkaç dakikada buluyorlar. Artık haftalar gerekmiyor. Pekala. Bu sıkıştırmalar sinyaller için, görüntüler için, video içindir. Tıpkı buradaki dersler gibi. Ancak video ile ilgili bir nokta daha var. Videoyu birbiri ardına gelen hareket etmeyen görüntüler gibi görüp her birini sıkıştırdıktan sonra hareketli videoya dönüştürebilirsiniz. Ancak bu yöntem bazı şeyleri kaçırıyor. Niye optimal olmadığını görebiliyor musunuz? Video çekiminde bir dizi görüntümüz var. Aslında video bir görüntüler dizisi. ancak bir görüntüden diğerine geçişte ne oluyor? Bunlar inanılmaz derecede birbiriyle bağlantılı. Söylemek istediğim, her saniye bir görüntü alıyorum ve aynı zamanda hafifçe hareket ediyorum. İşte bu videoda atlar gibi duran hareketi doğuruyor. Fakat benim gibi dizideki her görüntünün bir öncekine oldukça yakın olduğunu bilirsiniz ön tahmin ve düzeltme kullanmanız gerekir. Benim bir anlık görüntümün bir adım sonra da aynı olacağını varsayabilirsiniz ve ona küçük bir düzeltme eklersiniz. Ve siz düzeltmeyi sadece kodlayıp dijital ortama geçirip sonra da düzeltmeyi sıkıştıracaksınız. Aralarında yüksek korelasyon olan görüntüler dizisi ve de sıkıştırmada bu korelasyonu kullanıyoruz. Yani zaman içinde veya uzayda anlık değişimlerin olmadığı, değişimin yumuşak bir şekilde olduğu ve önceki değerinden bir sonraki değeri tahmin edebilirsiniz. Peki, bunlar katıksız olarak doğrusal cebirdeki uygulamalardır. müsaade ederseniz şunu belirteyim. Kitap Fourier'e rakip olan bir tabandan söz ediyor. Fourier'in rakibine dalgacık diyoruz. Ve 8'e 8'lik durum için bu tabanın nasıl olduğunu açıklayabilirim. 8'e 8'lik dalgacık tabanı şu vektörlerden oluşur. Tüm birler vektörü 8 tane 1. Sonra 4 tane 1 ve 4 tane eksi 1 olan vektör. Sonra 2 tane 1, 2 tane eksi 1 ve diğerleri 0 olan vektör. Ve buna ek olarak 4 sıfırdan oluşan vektörle 2 tane 1, 2 tane eksi 1 içeren vektör. Şimdi 4 tanesini söyledim ve 4 tane daha gerekiyor değil mi? R8 için bir sonraki taban vektör 1, eksi 1 ve 6 tane 0. Ve sonra bunlardan 3 tane daha. 1, eksi 1 burada ve burada ve burada. Bunlar 8 boyutlu uzaydaki 8 vektör. Ve bunlara dalgacık diyoruz. Ve çok basit bir dalgacık seçimi ancak daha karmaşık bir seçim var. Bu birey sekmeli. 1 ile eksi 1 arasında atlamak. Ve şimdi Fourier tabanıyla dalgacık tabanını karşılaştıralım. Fourier tabanındaki bu adamı nasıl yazabilirdim? Bu bir 8, bu R 8'de bir vektör. Bunu dalgacık tabanını bir bileşimi olarak nasıl yazabilirdim? Dalgacık kuramı konusunda şunu görebilmeniz için yeterli bir şeyler anlattım mı? Yani şu çok hızlı adamın, şu hızlı adamın dalgacık tabanı bileşimi cinsinden nasıl yazılabileceğini görebiliyor musunuz? Şu olacak. Şu dördünün toplamı olacak değil mi? Bu çok hızlı adam. Şuradaki 1 ve eksi 1 ve sonraki ve sonraki ve de sonraki. Demek ki şu son 4 dalgacı alıyoruz. Şunu ayırdık vesaire. Demek ki tabanın yaptığı iş bu. R8'deki her vektör bunların bir bileşimi ve doğrusal cebir açısından doğrusal cebirin yaptığı kat sayıları bulmak. Şimdi bu aşamaya geçmek istiyoruz. Eğer size bir taban verilirse, tıpkı şu dalgacık tabanı gibi ve de pikseli verirsem, şurada piksel değerlerimiz var. P1, P2, P8'e kadar. Yapmamız beklenen ne? Bu değerler standart tabandaki değerler. Değil mi? Bunlar 8 ardarda arda sıralama noktanın değerleri. Sanırım şimdi 8'e 8'lik bir boyuttan tek boyuta iniyorum. Bu üstteki satır boyunca 8 piksel değeri alacağım. Şimdi ne yapmak istiyorum? Standart tabanda piksel değerleri bunlar. Şimdi bunları bir bileşim olarak yazacağım. C1 kere bu adam artı C2 kere şu adam artı C3 kere şu. Bunlar kat sayılar. Ve C4 kere şu adam. Ne yaptığımı görüyor musunuz? Bu P vektörünü C1 kere birinci dalgacık artı C8 kere 8. dalgacık şeklinde yazmak istiyorum. İşte bu dönüşüm adımı. Bu kayıpsız adım. Bu adım P'den. Ona burada P diyorum. Ve şurada X dedim. Şimdi hareket riski alıp ve dolayısıyla atlamalar yaratıp. Şimdi P dediğim sinyal. Şu piksel değerleri ve şimdi kat sayılara bakıyorum. Pekala. Bana onu nasıl yapacağımı söyleyin. Eğer size 8 taban vektörünü verirsem ve giriş sinyaline versem ve de kat sayıları sorsam ne yapmanız gerekir? Atmam gereken adım ne? Bunu çözmeye çalışıyorum. 8 adet kat sayıyı bilmek istiyorum. Dolayısıyla sadece 8 gri skalası olan standart tabandan dalgacık tabanına geçiyorum. Ve şimdi vektör sadece 8 sayıdan oluşuyor. R8'de bir vektör tanımlamanız için sadece 8 sayı gerekiyor. Bunlar da tabanın kat sayıları. Bunu daha önce de yaptık. Bu denklemin vektör yazılımı. Şimdi de matris şeklinde görmek istiyoruz. Bu dalgacık matrisinin sütunlarının bir bileşimi. Bu P eşit C1, C2, C8'e kadar. Ve bu adamlar sütunlar. Bu gerçekte tüm bu ders boyunca yaptığımız bir işlem. İlk taban vektörü ilk sütuna gidiyor. İkinci taban vektörü ikinci sütuna gidiyor. Ve böylece devam ediyor. Dalgacık matrisinin 8 sütunu 8 taban vektörümüz. Bu bir dalgacık matrisi. W diyelim. Taban değiştirme işlemi. Şimdi taban değiştirmeye geliyorum. Taban değişimi. Şu tahtada kalayım. Ancak şunun üstüne yazayım. Şuraya. Şurası standart taban. Dalgacık tabanı burada. Ve dönüşüm yapmak için P eşit C'yi çözmek gerek. Katsayılar demek ki W ters P'ye eşit. Tamam. Bu önemli bir noktaya parmak basıyor. Güzel bir tabanı hızlı bulunabilen bir tersi var. İyi taban ne demek? Bu milyar dolarlık yarışma gibi ve hala bitmedi insanlar daha güzel tabanlarda bulacaklar. İyi bir tabanın ilk kuralı hızlı olması. W matrisi ile hızlı çarpımı yapabilmeli. I ve W eksi W'nin tersi ile de hızlı çarpabilmeliyim. Bunun anlamı eğer tabanınız hızlı işlem yapmanıza müsaade etmiyorsa işlemler o kadar fazla zaman alır ki bunu karşılayamazsınız. Ekonomik olmaz. Bu tabanlar Fourier tabanları herkes söyledi. Fourier tabanlarıyla nasıl hızlı çalışacağımı biliyorum. Çünkü hızlı Fourier dönüşümü denilen bir şey var. Demek ki daha önceki bir dersimde sözünü etmiş olduğum hızlı Fourier dönüşümü var. Ve kitabın da son ünitesinde bulunmuyor. Taban değişimini yaptık. Ve Fourier tabanı için hızlı Fourier dönüşümünü sayesinde hızlı yapılabiliyor. Ve burada da hızlı dalgacık dönüşümü var. Bu dalgacık örneği için değişimi yapabilirim. Matrisin tersini almak kolay. Birisi akıllıca düşünüp bu dalgacık tabanını seçmiş. Ve güzel bir tersi var. Aslında niye güzel bir tersi olduğunu görebilirsiniz. Bu 8 taban vektörümün bir özelliğini görebiliyor musunuz? Yalnız 5'ini yazdım. Ancak bu 5'i için söylediğim özelliği görebilirseniz Diğer üçü için de görebileceksiniz. Eğer bu 8 vektörü verip size güzel özellik ne diye sorarsam ne dersiniz? En başta söyleyebileceğiniz hepsini birler ve sıfırlardan oluştuğu. Demek ki tüm çarpımlar çok hızlı. İki tabanında yapılabiliyor. Ancak bu vektörlerin diğer önemli özelliğini görebilen var mı? Demek ki bir tabanı değerlendirirken önemli bir özellik. Bu özelliği mutlaka alması gerekmiyor ama olması mutlu eder. Bu özellik vektörlerin dik olması. Taban vektörleri dikse işim kolay ve bunlar da öyle. Görebiliyor musunuz? Şununla bunun nokta çarpımını alın. 4 tane artı 1, 4 tane de eksi 1 elde edersiniz. Bu da 0 eder. Şununla bunun nokta çarpımını alın. 2 artı 1 ile 2 tane eksi 1 elde edersiniz. Veya şu değerle şunun nokta çarpımını. 2 tane artı 1 ve 2 tane eksi 1. Bunun bir dik taban olduğunu görebilirsiniz. Ancak birim dik değil. Bunu düzeltmek için uzunluklarına bölmeliyim. Birim vektöre dönüştürmek için. Bunu yapalım şimdi. Şurada bir yerde. Şunun uzunluğu karekök 8, şununkisi karekök 4, bunun uzunluğu ise karekök 2. Bu sadece bir sabit faktör. Bu kolay. Bunu yaptığımızı varsayalım. Söyleyin. W ve 2'nin tersi ne? Bu dördüncü bölümün 4.4 kısmında işlenmişti. Eğer birimlik sütunlarımız varsa o durumda matris tersi matris devriğine eşit olur. Demek ki W ile çarpmanın hızlı bir yolu varsa ki var tersi aynı şekilde olacak ve w ters yapmak için hızlı yol olacak. Bu dalgacık tabanı hızlı yapma şartını yerine getiriyor. Hızlı kullanabiliyoruz. Ancak ikinci bir şart daha var. Ancak işe yarar mı bakalım. En hızlı yapabileceğimiz şey hiç taban değiştirmemek, değil mi? En hızlı yapabileceğimiz şey standart tabanda kalmak, 8 piksel değeriyle kalmak. Ancak o veri sıkıştırma açısından kötüydü. Bu 8 piksel değere sırf bu değerleri almış olsaydım bunlardan bazılarını atabilirdim. Eğer %90'ını atsam, eğer onda bir oranında sıkıştırma yaparsa ve piksel değerlerimizin %90'ını atarsam resmim kararır. Halbuki iyi olan tabanı kullandığımda dalgacık tabanı veya furya tabanında eğer C5, C6, C7 ve C8'e atarsam tek atıyor olduğum küçük noktacıklar ki bunlar da az sayıda olacak. Demek ki ihtiyacımız olan ikinci özellik iyi sıkıştırma. Demek ki önce hızlı olmalı. Ve ikinci olarak da bazı taban vektörlerinin sinyale yakın olması gerekir. kaç tane yeter. Bunu şu şekilde yazabilir miyim? Sadece birkaç taban vektörü bu 18.06 dersinin video görüntülerini yaratmaya yeter. Sıkıştırma oranının ne olduğunu bilmiyorum. Sıkıştırmayı yapan Dave'e soracağım. Ve bu arada sınav için gerekli derslerin zamanında web'e konulmasını sağlayacağım. Onlara bugün bir mesaj yollayacağım. Demek ki Fourier tabanını kullanıyor. Çünkü JPEG, demek ki JPEG 2000 bunun görüntü sıkıştırmanın yeni standardı olması bekleniyor. Artık dalgacık tabanını kullanacak. Söylemek istediğim görüntü işleme dünyasının gittiği yerin büyük resmini görüyorsunuz. Fourier herkesin bildiğiydi ve insanların otomatik olarak kullandığı ve yenisi dalgacıklar ki bu elimizdeki en basit dalgacık dizisidir. Ve bu FBI'ın kullandığı değil. Bu orada FBI daha düzgün bir dalgacık kullanıyor. Birden eksi 1'e atlayacağını daha düzgün bir kesme noktası kullanıyor. Ve bu JPEG 2000'de kullanılacak olan olacak. Bu da işin uygulama kısmı. Şimdi dersin matematik kısmına gelelim. Doğrusal cebir kısmına. Öncelikle bir taban değişikliği gördük. Önce taban değişimi fikrini bir daha gözden geçireyim. Sonra da dönüşüm matrisine bakalım. Peki. Bunların uygulamalarının geniş olduğunu görüyorsunuz. Şimdi taban değişikliği hakkında ve biraz da bunun matrisi hakkında konuşmalıyız. Tamam. Tamam. Demek ki taban değişikliği. Esasında bunun için özür dilerim. vektörümü tek bir taban cinsinden yazdım. Şimdi de tabanını değiştirmek istiyorum. Aslında bunu dalgacık durumunda gördünüz. Şimdi şuna ihtiyacım olacak. W matrisi ve W'nin sütunları yeni taban vektörlerimiz olsun. Bu durumda taban değişikliğinin tek içerdiği W'nin tersi. Daha öncesinde de olduğu gibi. Diyelim ki eski tabanda bir X vektörümüz olsun. Ve C'de yeni tabandaki vektörümüz olsun. İkisinin arasındaki ilişki X eşit W, C olur. Atmamız gereken adım bu. Taban değişikliğini yaratan bir W matrisimiz var. Şimdi düşünmem gerekli olan matris dönüşümleri. Ve dersi bitirmeden şu soruyu soralım. bir t doğrusal dönüşümünün olduğunu varsayalım. Bunu bir 8 n n'lik bir matris olarak düşüneceğim. Ve bu belli bir taban cinsinden hesaplanıyor. Demek ki t, özür dilerim, t dönüşümünü elde ettim. Nokta. Bu 8 boyutlu uzayı 8 boyutlu uzaya taşıyor. Şimdi şuralara matrisler koyalım. Tamam. İlk tabana göre V1'den V8'e kadar bir A matrisimiz var. Şuralara sadece harfler koyuyorum. İkinci bir tabana göre bu birden başlayıp veya W1 daha önce kullandığım W1'den W8'e kadar olduğu için bunun da matrisi B ve sorum A ile B arasındaki ilişki ne? Dönüşüm matrisimiz T'yi nasıl kurgulayacağız? Örneğin bir döndürme olduğunu söyleyebiliriz. Bu 8 boyutlu bir uzayın bir dönüşümü olacak. Azıcık yerinde çevirecek. Veya iz düşümünü düşünebiliriz. Veya başka herhangi bir doğrusal dönüşüm. Şimdi hatırlamamız gerekir. İlk adımım size A matrisini nasıl oluşturacağımızı hatırlatmak olacak. İkinci adımsa aynı yöntemi kullanarak B matrisini oluşturmak. Ancak aynı dönüşüm olduğu için A ile B arasında bir ilişki olmalı. Ve bunun cevabını atlayayım. Elimde aynı dönüşüm olduğunda ve şu tabandaki matrisi uygulandığında ve sonra başka bir tabana uygulandığında bu iki matris benzer olur. Demek ki bu iki matris benzer matrisler. Şimdi benzer matrislerin ne demek olduğunu hatırlıyor musunuz? Benzer. A'ya benzer. İki matris benzer. Benzer. Ve bunun anlamı ne? Anlamı bu B matrisini aldığımda bu matrisi bir benzerlik kullanarak A matrisinden elde edebileceğim bir tarafımda bir M matrisi kullanarak diğer tarafımda bir M 1 matrisi kullanarak yapabilirim. Ve bu M taban değiştirme matrisi olacak. Dersimizin bu bölümü kabul etmek gerekir ki biraz sıkıştırılmış oldu. Sizin görmenizi istediğim gerçekte algılamanızı istediğim sonuç şu. Geri gidip şunu söylemeliyim. A'nın bu T dönüşümünün matrisi olması ne anlama geliyor? Bunun ne anlama geldiğini hatırlatmam gerek. Geçen dersimizin konusuydu. Görmenizi istediğim sonuç. Eğer farklı bir tabana geçiyorsam, şimdi biliyoruz ki bakın, yeni bir tabana geçtiğimde iki şey olur. Her vektörün yeni bileşkeleri olur. Oradaki kural. Eski ve yeni bileşkeler arasındaki kural bu. Her matris değişir. Her dönüşüm yeni bir matris üretir ve yeni matris bu şekilde ilişkilendirilir. Şu m, w ile aynı olabilirdi. Buradaki m, şuradaki w olurdu. Peki son dakikalarda, şükran gün öncesindeki olan dersimizin son bölümünü özetleyebilirim. Matrisimiz ne? E sadece bir taban alacağım. Bu bölüm şimdi tahtanın bu yanına gidecek. Matris ne? A ne? Tamam. V1'den V8'e kadar bir taban kullanmak. Peki. Tamam. Buradaki önemli nokta ne? Önemli olan dönüşümünün bu 8 taban vektörüne ne yaptığını bilmem durumunda dönüşümün tümünü biliyor olmam. T'yi biliyoruz. T hakkında her şeyi biliyorum. T hakkında her şeyi Tv'yi bildiğimden biliyorum. Yani T'nin V1, V2'ye ve V8'e yaptığını bildiğimden. Bu niye böyle? çünkü T bir doğrusal dönüşüm. Demek ki bu çıktıların ne olduğunu biliyorsam, demek bunlar girdiler V1 V8'e kadar. Bunlar da dönüşümden elde ettiğiniz çıktılar. Örneğin her birinin döndürüldüğü, her birinin iz düşümünün alındığı durum gibi. Yaptığım dönüşüm neydi ise nasıl oluyor da bu iki bilgiyle her şeyi biliyorum? Doğrusallık nasıl işliyor? Niye? Çünkü her x bu taban vektörünün bir bileşimi, değil mi? c1v1, c2v2, c8v8. Bunlar taban vektörleri. Taban olmanın en önemli noktası her bir vektörün taban vektörleri cinsinden tek bir şekilde ifade ediliyor olması. Ve sonra tx'ne iddiamız tx'in tüm x'ler için tamamıyla biliniyor olması. Çünkü her x bunların bileşimi ve şimdi de doğrusal dönüşüm kısmını kullanarak x'in çıktısını c1 kere v1'den elde edilen çıktı artı c2 kere v2'den gelen çıktı vesaire. Ta ki c8 kere v8'in çıktısına gelene kadar. Bu şunu söylemek gibi. T'nin her bir taban vektörüne ne yaptığını biliyorsak her şeyi biliyoruz demektir. Bunlar bilmemiz gereken 8 nokta. Şimdi ancak bu cevapları şu tabanda görmek istiyoruz. Bu ilk çıktı 8 taban vektörünün bir bileşimi. Şimdi T'yi ilk girdinin üzerine deneyelim. Yani ilk çıktığı taban vektörleri cinsinden yazayım. Yani A11 V1 artı A21 V2 artı artı A81 V8. Şimdi TV2'yi A12 V1 A2, 2V2 vesaire bileşimi alarak yazmaya çalışalım. Teker teker sütunlar cinsinden A matrisini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayılar ilk sütuna gidiyor. A matrisi bu bu matrisimiz. T'yi bu taban açısından belirleyen matris. A11'den A18'e kadar A21'den A28'e kadar vesaire. Tamam. Reçete bu. Başka bir deyişle eğer bir dönüşüm ve bir taban elimizde olursa. Yani işte bu size vermem gereken şey. Girdiler taban vektörlerimiz. Ve dönüşümün ne olduğunu söyleyeyim. Ve sonra bana söyleyin. Her taban için T'yi hesaplıyoruz. Sonucu taban cinsinden yazıyorum ve bu bana A matrisine girecek 64 sayı oluşturuyor. Ve şimdi güzel bir örnekle derse son verelim. V1'den V8'e taban özvektörlerimiz olsun. Bir özvektör tabanımız olduğunu varsayalım. ve i bu v i ile aynı yönde olsun. Şimdi sorum a'nın ne olduğudur. Bütün adımları takip edebilir misiniz? Birlikte yapalım. Çünkü bir dakikada yapabiliriz. Demek ki bu mükemmel tabanı seçtik. Ve aslında sinyal görüntü işlemcisiyle bunlar özvektör gibi görünebilirler. Ancak bu daha uzun bir hesaplama süresi gerektirecek. Dolayısıyla dalgacık tabanını kullanacağız veya Fourier tabanını kullanacağız. Ancak en iyi taban özvektör tabanıdır. Peki matrisimiz ne? Matrisin ilk sütunu ne? İlk sütunu nasıl elde ederim? İlk taban vektörü V1'i alıyorum. Önce dönüşümün buna ne yaptığına bakıyorum. Çıktığımız lambda 1 v1 ve bu çıktıyı bir bileşim olarak yazıyorum. İlk girdiğimiz v1 çıktığımız lambda 1 v1. Şimdi lambda 1 v1'i taban vektörleri cinsinden yazalım. Zaten bu yapıldı bile. Lambda bir kere birinci taban vektörü ve sıfır kere diğerleri. Demek ki bu ilk sütunda lambda bir ve sıfırlar olacak. Tamam. İkinci girdi V2. Çıktısı lambda 2 V2. Çıktıyı V'ler cinsinden yaz. Zaten bu yapıldı. Bu lambda iki kere ikinci v olur. Şunu yapmalıyız. Bu ikinci sütunda lambda 2 v 2 olacak. Ha, sonuç görebiliyor musunuz? Bu tabandan öz tabanında matrisimiz köşegen oldu. Demek ki bu mükemmel taban. Bu görüntü işlemi için elimizde bulundurmak isteyeceğimiz matris. Ancak piksel matrisimizin özvektörleri çok pahalı daha ucuz veya yaklaşık bir şey yapmak istediğimde örneğin dalgacık tabanını seçebiliyorum. Pekala teşekkürler. Kısa sınava hazırlık dersimiz çarşambaya bütün gün olacak. Teşekkürler. Pekala.